Okey, kameralar okey dediği anda başlıyoruz. Biraz daha kameralara dönersek. Hadi uzat. Ceylan Hanım merhabalar diyelim. Merhabalar. Yine harika gözüküyorsunuz. İlk öncelikle kıyafetinizden başlayalım, saçınızdan başlayalım. Çok hoş olmuşsunuz. Evet. Bugünkü hazırlığı bir değerlendirelim sizde. Evet, bugünkü geldim sporla çantam. Ondan sonra hazırlıklarımı ben her zaman biliyorsunuz. Çok önemli bir sahnelerime. Sessiz olalım değil mi? Benim de kafam karıştı. Evet, yani sahnelerime çok özen gösteririm. Her zaman her sahnemde mutlaka hep kıyafetlerimi hep yeni yaptırırım. İşte. İmajınızı da her sahneye ortalama artık her sahnede değiştiriyorsunuz efendim. Şu an imajda değişiklik var mı? Yok ama imajınızı soralım efendim. Bu kadar çok fazla neden değiştirmeyi tercih ediyorsunuz? Bence insanların da kendine format atması gerektiğini düşünüyorum ama ben herhalde çok fazla yazılım güncelleme formatı atıyorum ki kendime devamlı. Seviyorum yani. Ceylan güncellemesini genelde kıyafet üzerinden mi yapar? Saç, makyaj üzerinden mi yapar? Her şey. Saçım, makyajım, kıyafetim, her şeyin benim için bir bütün. Hayatınızda en son reseti ne zaman attınız? Bugün. Şu an. Şu an atmış bulunmaktayım. Her zaman atıyorum yani. Hangi konu üzerine attınız o zaman reseti? Sen ne demek istiyorsun? Sen oraya gel. Sen geldin, ne demek istediğine gel. Yok hemen, biz merak ediyoruz, merak ettiklerimizi soruyoruz aslında ama. Valla hayatımla ilgili şu an sadece iş, başka hiçbir şey yok. Onu soruyorsan, hani aşk yok, şu an iş var. Neden yok? Valla ben de bilmiyorum. Demek ki çok seçiciyim. Kriterlerimiz var mı? Çok. Nedir mesela kriterlerimiz? Yani uzun zamandır hayatımda benim kimse yok. Çünkü öyle kolay insan hayatımı alamıyorum. Aldığımı da kolay bırakmıyorum ona göre yani. Seçiciyim dediğiniz ama bu seçicilikten birazcık bahsedelim. Sizin için en öncelik nedir? Dış görünüş mü, zeka mı? Yani tabii ki en önemli şey bir insana veya benim için erkek ama tabii ki insana da en güzel yakışan şey merhamettir. Ben bir insanda merhamet, vicdan ararım. Bir kere yalan benim kırmızı çizimdir. Hani böyle ilaç veriyorlar ya, diyorlar ya neye tepki veriyorsunuz? Yalana karşı inanılmaz bir tepkim var. O benim çocukluğumdan gelme, güven problemine göre. Çünkü hayata çok erken yaşta başladığım için o kadar hani mutfağından geldiğim için her şeyin o kadar iyi biliyorum ki artık insanların ciğerini biliyorum diyeyim. O yüzden de benim için güven çok önemli. Merhamet, vicdanı önemli. Zekası da önemli tabii ki. Kendi ayaklarını duran bir bayan olduğunuzu, kadın olduğunuzu için özellikle. Valla ben şöyle bir şey söylüyorum. Geçen gün bir röportajda dedim. Erkek dedim çalışacak arkadaşlar. Çalışmayan erkeği sevmiyorum. Artı parantez. Tabii ki hasta olur veya çalışamayacak bir durumda olur. Okey. Ama bir insanın eli ayağı yerindeyse çalışacak kardeşim. Bir erkek benim elime bakmamalı. Benim elime bakacak adama ben saygı duymuyorum. Bu kadar net ve basit yani. Hayatınızı alacak kişinin maddi açıdan da sizden biraz daha üst seviyede olmasını tercih eder misiniz yoksa ona bakmaz mısınız? Diyemem, bilemem. Üst seviye olur olmaz ama yani bir yere gittiğim zaman tabii ki bir masada oturduğum zaman benim erkeğimin tabii ki hesabı ödeyim. Ben onun yanındayken bir bayan var. Hesap ödememeliyim mesela yani. Bu tavuk bile dengi dengine. Bu dengi siz bulamadınız mı bir türlü efendim? Değil mi yani? Bu davul dengi dengini bir türlü çalamadı mı? Vallahi bir ara davul çalıyordu, bir baktım dengi oldu, öbürü dengi olmadı, düm tek derken baktım olmadı. O zaman ritmi tutturamadık. Ritimlerden bahsetmişken şarkıyı hemen soralım efendim. Gayet iyi gidiyor. Çok. Trendlerde de neler söyleyeceksiniz Ankara için? Valla Ankara gerçekten şu an 7'den 70'e herkesin dilinde, bütün TikTok'larda, bütün paylaşımlarda, her bir paylaşım, ikinci paylaşımda Ankara'mın yanacak var. Trendlerde 4 numaraya kadar geldik. O yüzden çok mutluyum. Çok bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sürpriz bir düet. Evet. Ondan bahsedelim birazcık. Çok az kaldı. Sizin haberiniz yok. Biz klibi bile çektik ya. Klip de çekildi. O zaman hemen bahsedelim. Klip nasıl bir klip oldu? Nazar değildi evet. Hemen bahsedelim şarkıdan da Alişan'la. Evet. Klip nasıl bir klip oldu, şarkı nasıl bir şarkı geliyor? Trap arabesk oldu, çok güzel oldu yani. Ama klibi çok çektik ama çok sade bir klip oldu. Öyle hani konulu falan bir klip değil, tamamıyla Alişan'la ikimiz sürpriz olsun. Arabesk dediniz ama son dönemlerde de biliyorsunuz ki popçular arabesk söylemeye başladı. Emre Altuğ da Müslüm Gürses şarkısı söyleyecek. Popçuların arabeske bakışını ve söyleme tarzlarını nasıl buluyorsunuz? Ya ben o konularda çok açığım arkadaşlar. Yani ben kimseyi kalkıp o onu yapsın ben onu okuyayım falan değil. Ona bakarsan ben joker gibiyim. Beni istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben arabesk de okuyorum, türkü de okuyorum, halay da okuyorum, Ankara Havası da okuyorum. Kimleri isterse oraya şey yapıyorum. Yani o yüzden ben popçuların arabesk okumasından hiçbir şekilde niye okuyor diyemiyorum. Ama okuyor mu? Yani önemli olan o benim için. Sizin için en iyi okuyan kimdi? Özellikle arabeski popçulardan. Ya ben esasında kadınlarda yani kadınlarda arabesk okuma olarak ben Gülşen'i çok iyi buluyorum. Mesela Gülşen'in çok güzel şarkıları var ve baktığımız zaman gerçekten yani o sesinin tınısı mesela benim için çok başkadır yani Gülşen'in. Kadınlarda Gülşen dediniz ama erkeklerde bir favorimiz var mı özellikle? Yani erkeklerde var tabii ki de şimdi çok var oraya karıştırmayalım böyle diyelim. Yani o zaman ben şunu sorayım ben size efendim. Bir dönemler bilirsiniz ki arabesk okumak söylemezdi sanatçılar yani arabesk olarak da adlandırmazlardı utanırlardı. Şimdi de arabesk popüler oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden yapmayanlar şimdi yapmaya başladı. Bugün herkesin yolu arabeskten geçecek arkadaşlar. Bunu bir kenara yazın yani. Bu böyle bir yani herkes ve sonunda finalde Caneyle de bitecektir yani. bu da yani gerçek. Her şeyin sahnenin sonu Caneyle bitiyor yani. Evet efendim son sorumuz olsun. Cumhuriyetimizin de 100. yılı biliyorsunuz. Neler söylemek isterseniz? Bir kere yani Cumhuriyet kadını olmak çok güzel bir şey. Atatürk deyince hepimizin gözleri dolu. Çünkü o bizim kahramanımız. Onu çok seviyoruz. Rahmetle anıyoruz. Atatürk'cüyüz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Keskin mikrofonla bir son detayımızı daha alalım. Şunu düştü. Ezo.